Adem abi izin verin. Tamam mıyız? Evet buyurun. Adem abi. Efendim hoş geldiniz. 3 tane genç, yakışıklı, delikanlı. Hoş bulduk. İyi akşamlar. MGD ödül gecesi. İzzet Bey neler söyleyeceksiniz? Böyle geceleri neler sık sık yaşamış birisi olarak. Hayatımda tabii ilk birisi albümü yaptığım zaman daha yani şöhret olmanın basamağı o zamandı. Hiç unutmuyorum. Maxim'de sahne aldım. Magazin Gazeteciler Derneği'nin ilk ödülünü o zaman çok büyük başka bir olaydı yani. Magazin, gazete, basın bunların var ya çok en böyle yani en. Şimdi artık o haller biraz farklılaştı yani. Bizim hayatımız biraz softlaştı yani. O zaman çok çok kıymetliydi yani. Bugün de kıymetli ama o zaman başkaydı. Sanat hayatında bizim atılımlarımız yeni. İnanılmaz bir sirkülasyon var. Herkes devlerle oradayız. Ama bana ödül vermişlerdi. Gelişen teknolojiyle, gelişen hayat şartlarıyla aynen, beraber aynen. Magazin... Gitti, artık magazin gitti. Sanatçıların birçoğu kendi kabuğuna farklı çekildi. Çünkü neden? Yani teknolojide hepimizi çok rahat herkes görebiliyor. Direkt yazabiliyor. Kesinlikle. İletişime geçebiliyor. Artık bir şeylerin kıymeti gerçekten kalmadı. Emin olun. Yani tabii ki halk sanatçılarını tenzih ediyorum. Çünkü onlar bu toplum tarafından gerçek manada yani milyonlarca insanların gerçek manada tanıdığı, birebir yüzünü tanıdığı. Çünkü sokağa çıkıyorsunuz şu anki dijital platformda insanlar birçok insanı tanımıyor. Ama gerçekten tanımıyor yani insanı. Ama bakıyorsun diyor ki ya abi bu ne bileyim 5 milyon ne bileyim ne olmuş, öbürü 30 milyon böyle olmuş. Ya ben tanımıyorum yani diyorum. Gerçekten yani bana soruluyor, ben tanımıyorum diyorum. Şimdi o hale geldi. Yani eskiden çok kıymetliydi. Siz? Bir sanatçıyı görmek, özür dilerim. Bir sanatçıyı görmek, ona ulaşmak, onunla resim çekmek, ona dokunmak, onunla konuşmak çok büyük bir özellikti. Şimdi de bunun hiçbir kıymeti kalmadı. Şimdi evet. Efendim siz sanata, sanatçılara ve biz emekçilere karşı ta o zamandan beri şu anki ana kadar hiç duruşunuzdan, değer vermenizden vazgeçmediniz. Teşekkür. Hep aynı değeri verdiniz. Onun için ayrıca bütün basıncılar olarak teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Siz bizim gerçekten hayatımızda parçamızsınız. Yani çünkü bizi bir nevi bu toplumla yani sevenlerimizle karşılaştıran bir kalemsiniz. Görsel olarak görselsiniz. Hakkımızda iyi kötü çünkü eğer ki yaşıyorsak kötü de olduğu zaman da onun da arkasında kesinlikle olmalıyız. Tabii ki iyi kötü bizi çok güzel lanse ettiniz insanlara, topluma. Onun için sizlere, tüm emekçilere, tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Bugün de benim için çok özel. Yani bak belki şunu da ifade edeyim hemen. Hiçbir ödül törenine gitmiyorum. Bunu net ifade edeyim. Yani sağ olsunlar. Ben onu da öyle bir megalomanlık olarak ifade lütfen algılanmasın. Ben zaten yani iş adamı ağırlığım çok fazla. Ya ödül hazırladık vereceğiz. Şu ben artık ödülü gençlere verin. Ama Magazin Gazeteciler Derneği ve gazeteyle ilgili, gazetecilikle ilgili, televizyonculukla ilgili biz çünkü onlar tarafından bu toplum bizi tanıdı. Onlar benim için kıymetli, onlar için buradayım. Kesinlikle. Evet sizin için buradayım. Teşekkür ediyor muyuz? Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Varsa cevap veririz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun kardeşim.